deneyim sahibidir. Gezen Avcı 2001'de resmi gazete kararına göre ise Türkiye Uzay Ajansı yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezer Avcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçuşta devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleştirdik. Bu sadece bir kereye mahsus bir görev değildi. Geçmişte, 100 yıllık tarihimizde belki yapmak için geç başladığımız ama bundan sonraki süreçte hak ettiğimiz payı ve sizlerin geleceğini temin altına alacak bir sürecin başlangıç yolculuğuydu. Bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin iradesiyle de gerçekleştirilen bu görevi sizlerin ayaklarına kadar gidip sizlere anlatmak bizim tarafımızdan sizlere sunulmuş bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü bu görevin hak sahibi, bu görevin öznesi, merkezi sizlersiniz. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde ilk defa yapmış olduğu bu uzay görevinde Birleşmiş Milletler'in bünyesinde bayrağını dalgalandıran 193 tane ülke olmasına rağmen kendi insanını uzaya gönderebilmiş ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilmiş 22. ülke oldu. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti geçmişinden gücünü alan ve gelecekte geleceğinin teminatı nesilleri için yolunu her daim açık tutan bir devlet. Devletimize güvenin. Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok. Uzayda yaptığımız bu görevler esnasında da bizden önce 21 tane ülkenin yaptığının aynısını yaparak, hiçbir farklılık arz etmeden aynısını yaparak da bir şeyler öğrenebilirdik. Her halükarda bir şey öğrenecektik. Ama biz bu ülkenin kendi topraklarından çıkmış parlak zekalarının ortaya koyduğu çalışmaları, deneyleri uzayda yaparak özgün çalışmalara imza atma imkanı bulduk. Tarihimizde yaptığımız bu ilk görevde. Lakin şunu söyleyeyim, aynı şeyleri yapmış olsaydık bile bugün dünyada milyarlarca insan var, 8,5 milyar insan var ve her gün milyarlarca adım atıyorlar dışarıda. Dışarıda her gün yürüyen bu milyarlarca adamın, insanın milyarlarca adımına rağmen bir anne babanın hayatındaki en değerli adım evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin evladının attığı ilk adımdı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, yolunuz bahtınız açık olsun. Evet, Burhan Gatfar, ismim de Yiğit Arınboz. Yiğit'cim, teşekkür ederim sorun için.